Kıymetli basın mensuplarımız, Cumhuriyet Halk Partisi Çal ilçe örgütü olarak 5 Aralık itibariyle aday adaylığı süreçlerimiz bitti. Başvurular sonucunda 2 başvurumuz geldi. 2 başvuruda birisi Ali Güner Mete, diğeri Ahmet Hakan'dı. Partimizin üst kollarıyla ve Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütümüzle beraber yaptığımız çalışmalar sonucunda diğer aday adayımız Sayın Ali Güner Mete bu işin Ahmet Hakan üzerinden gitmesini, adaylık konusunda onun yapması konusunda söylemde bulunarak Ahmet Hakan tarafından destek sağlayaraktan Ahmet Hakan'ın aday olması konusunda tek adaya gidilmesini istedi ve onun doğrultusunda da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Parti Meclisi'nin kararıyla Ahmet Hakan Cumhuriyet Halk Partisi Çal ilçe belediye başkanı olarak adayı olarak sahaya çıktı ve biz çalışmalarımıza başladık. Bugün mahallelerimize ulaşıyoruz, evlerimize başladık. Bu süreçte Çal'ı nasıl güzel yöneteceğimizi, Çal'ı hak edeceği yere getireceğimizi söyleyerek çalışmalarımıza başladık. Bugün de siz basın mensuplarıyla beraberiz. Sizin aracılığınızla Denizli halkıyla, Türkiye halkıyla, Çal halkıyla beraberiz. Bugün sayın adayımız Ahmet Hakan'ı ben sizlerle baş başa bırakıyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sevgili basın mensupları, hepinize teşekkür ederim. Ben Ahmet Hakan, öğretmenim. 1972 yılında Çal'ımızın Akkent Mahallesi'nde dünyaya geldim. İlk ve orta öğretimimi Akkent'te, liseyi İzmir Atatürk Lisesi'nde okudum. Üniversite hayatımı da Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde tamamladım. Tabii 27 yıllık meslek hayatım var. Öğretmenliğimizin yanında da tabii yurdun çeşitli yerlerinde, Adıyaman'da görev yaptım. Kısa kısa diğer yerlerde, yurdumuzun değişik yerlerinde görevlerim oldu. Sonra Çal'a geldim 2005'te. 2005'te bugüne kadar da Çal Gazi'de öğretmenlik yapıyordum. Şimdi artık siyaset için bir ön hazırlığımızı yaptık. Adaylığımız da açıklandı. İnşallah Çal'ımıza faydalı olacak. Tabii öğretmenlik yaparken ikinci üniversiteyi okudum. Sosyoloji bölümü mezunuyum. Her öğretmenin sosyolojiyle ilgili bir takım işte felsefeydi, psikoloji, çocuk gelişimi, bunları okuması, bu iş disiplini alması gerektiğini inanıyorum. Satranç hakemliğim var. İl satranç hakemliği de yaptım. Sektör hakemliğine kadar yükseldim. 2014'te milli hakem olacaktım. Fakat 2014'te de siyasete atıldım. Sonra bu satrançla ilgili artık şeyi askıya kaldı. Onunla ilgili artık tam bir şey yapamadım. 2014'te ön seçimle gelmiş bir adayım. 5 tane aday arkadaşımız vardı. Onlarla bir ön seçim sonucunda 2014'te Çal'ın adayı bendim. Tabii seçim sonucu istediğimiz gibi olmadı. Fakat o günden bugüne sahalardayım. Alan hakimiyetim vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabiri caizse mutfağından, özünden gelmiş bir insanım. Bu dönem Çal'da güzel şeyler olacak. Sahadan gelen bilgiler o doğrultuda. Çalışmalarımız o doğrultuda. İnşallah Çal halkımızla birlikte kazanıp bu değişime 31 Mart'ta bu değişimi zaferle taçlandıracağız efendim. Şimdi bu projelerle ilgili başkan ve bir ekip olacak. İlçe örgütümüz, ilçe başkanımız var. Arkada bir, ikisinin arasında da bir ekibimiz var bizim. Liyakatlı kadrolar dediğimiz kadrolarımız var. İçinde ziraatçısı olan, ziraat mühendimiz olan, İnşaat mühendisi olan avukatlarımız, yerel yönetimleri bitirmiş dostlarımız var. Yaklaşık 11-12 kişiden oluşan bir ekibimiz var. Bunlardan da fikir alarak
projelendirme aşamasında. Tabii büyükşehir adayımız da birlikte, yani büyükşehirle yapacağımız projeler var. Çal Belediyesi özelinde yapacağımız projelerimiz var. İkisinin ortak noktada buluştuğu, birlikte yapılacak projeler var. Çal'la ilgili, yani ben tabii ki adaylar ortaya çıktığında daha ayağa yere basan projelerle alanda olacağız ama mesela en büyük projelerimizden bir tanesi tersine göç projemiz var bizim. Çok önem verdiğimiz, üzerinde önemli durduğumuz. Şimdi bakıldığında 2014'te Çal'ın nüfusuyla ilgili, yani nüfus sayımıyla ilgili 21 bin, 22 bin bareminde bir nüfus vardı Çal'da. Yıl 2024 gelindiğinde 17 bin, 18 binlerde. Yani ilçemiz nüfusunu kaybetmek üzere. Ki bu nüfus kaybı hem ekonomiyi etkiliyor, efendim eğitim hayatını etkiliyor, efendim sanatsal faaliyetleri, kültürel faaliyetleri etkiliyor. Bu noktada biz önce durduralım, bir teşhisi düzgün yapalım. Niçin bu göç oluyor? Neden insanlar ilçede durmuyor, ile veyahut da başka yerlere gidiyor? Tespiti noktasında işte ekiplerimizle çalışıyoruz. Sonra da bu tersine göçü tersine çevirme adına yapacağımız hamleler var. Biz bu projemize çok önem veriyoruz. İnşallah bunu tersine çevireceğiz. Çalı gerçekten daha iyi yerlere getirmek için elimizden geleni yapacağız. Şimdi temsilde de sıkıntı oluyor. 2014'te 13+2 meclis üyesi temsili varken bugün bir kontenjanı ve 10 meclis üyesiyle temsil edilecek Çal. Yani temsilde 3 tane belediye değerli 3 tane belediye meclis üyesini kaybetmiş. Yani ilde 3 belediye meclis üyesini az gönderecek Çal. Yani temsiliyet noktasında da bir sıkıntı oluşmuş yani. Gençlerle ilgili projemiz tabii her belediye başkanı kendi ilçesiyle ilgili efendim sosyal tesis yapacağım, onlara daha güzel imkan sunacağım diyor. Biz de böyle bir projemiz var ama içi boş oluyor. Yani içini doldurmak lazım. Gençler Çal'da durması adına, gerçekten orada iş imkanı adına efendim kendi sosyalite haklarını, sosyal yaşamlarını idame ettirme noktasında orada olması lazım. Biz bunun içini şu şekilde biraz açarak dolduralım. Çocuklarla da harmoni ederek, onlarla da birleştirerek bir projemiz var bizim. Şöyle ki, daha çok eğitim baz alınarak yaptığımız bu proje var. Devir, internet devri, bilişim devri, efendim küresel dünyada hepimizin sosyal medya gücü, hepinizin takdiri. Şimdi burada çocuklarımızın kendi yani belediyenin verdiği haklardan yararlanarak, işte internet haklarından yararlanarak, işte Instagram'ını kurabildiği, yazılım işini yapabildiği, efendim işte robotik kodlamayı yapabildiği bir uygulama sahası, profesyonel bir ekiple bir uygulama sahası yaratılması lazım. Çocuklar ve gençler birbiriyle, abi kardeş ilişkisiyle, artı rol model alacağı üniversite öğrencileriyle, efendim işte Çal'ımızın değerlerinden olan işte bir A kişisini getirerekten, bakın işte bu arkadaşımız Ahmet Hakan, işte bir öğretmen olmuş, şu aşamalardan geçmiş diyerekten, bir rol model efendim örneği de vererekten gençlerimizle ilgili bir sosyal tesis projemiz olacak. İçi daha çok ilimle, bilimle donatılacak. Bu Merkez Efendi'deki bir kütüphane örneği var mesela. Ben orayı zaman zaman gider, benim kızım da etkin kullanıyor. Oralara bakarım. Daha çok çocukların o kütüphaneyi kullandıktan sonraki o dışarıdaki muhabbetlerine takılırım. Biraz dinlerim yani, bana müsaade ettikleri ölçüde dinlerim. Kendi hayatları, yani bu ileriki mesela işte 40 yaş, 35 yaş grubuyla 18 yaş
grup arasındaki paylaşımları, sosyal ihtiyaç anlamındaki paylaşımlarında gerçekten bir uçurum var gençlerimizin. Yani bu bağı da çözmek lazım. Aynı dili konuşmak lazım. Efendim, aynı havayı teneffüs ediyoruz ama bazen kendi çocuğumuzla bile aynı dili konuşamıyoruz mesela evde. Bu işte sosyal medyayı doğru yönde efendim evrilmesi lazım. Tam oturması lazım. Bir de çağda çocuklar konusunda ve gençler konusunda dezavantajlı durumlar oluşuyor. İşte bu tabii genel anlamda eğitimle de alakalı. Adam taşımayla köyden çala geliyor. Liseyi işte puantajlı okullar var. Malum Denizli'de 4-5 tane. Orayı kazanınca da bu tarafa geliyor. Niye bir tanesi çalda olmasın? Gençlerle ilgili. Efendim işte Anadolu Lisesi mi var ama diğer meslek grupları ile ilgili ara eleman yetiştirilen kurumların da donatılması lazım gençlerle ilgili. Evet. Bu işte temin de dediğimiz gibi tersine göçle ilişkilendirelim. İşsizlik gençlerimizin iş imkanı sıkıntısı var. Çal'da durmak istemiyorlar. Ya şimdi bir takım istihdam edilen yerler var ama maaşı da doyurucu olmuyor efendim. Gençlerimiz daha çok Denizli'yi tercih ediyor. Hatta şöyle esprili bir dille buna yanıt verelim. Kafede bir kahve içiyor, bir selfie yapıyor. Bugün böyle olsun dedik diye şeye koyuyor. Yani şimdi o daha cazip geliyor. Aynı ilinti içerisinde değerlendirmek lazım. Biz gençlerimizle ilgili projelerimizde İslam noktasında inşallah oraya güzel yatırımlar yapacağız. Detaylandırmayayım efendim. Çünkü sahada rakiplerimiz olunca bunun altını güzelce doldururuz. Şimdi şöyle sizin söylediğiniz yerel seçimle ilgili. Evet. Genel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi Çal'da hep iyi oy alır ve birinci bitirir. Yerelde tabii yerel faktörlerde aday menşeli oy bölünmeleri oluyor. Şimdi 2019 yılındaki o hadise tabii ittifakla alakalı bir şey. İttifakla alakalı bir şey. Millet Çal gibi bir yer, demokrat bir yer, kültür olan bir yer. Efendim Millet İttifakı'na verilip İyi Parti'ye verildi. Şimdi orada parti etiğini efendim kullananlar oldu. Ben halktan biri olarak buna cevap vereyim. Yani bir aday profiliyle değil de halkın siz sokağa sordunuz, ben de sokağın nabzıyla cevap veriyorum. Dediler ki işte bir kısım insanlarımız biz bu ittifakı istemiyoruz kardeşim. Üçüncü bir yol istiyoruz dediler. Üçüncü yolu tercih eden insanlar da öyle bir oy bölmeye, sizin tabirinizle oy bölmeye gitti. Sonuç kaçınılmaz oldu. O aday arkadaşımız seçimi üçüncü bitirdi ama 3100 oy aldı. Millet İttifakı'nın adayı 4000 oy aldı. Şu anki belediye başkanı 5600 gibi bir oy aldı yani. Bölme orada tamamen bu ittifakın tam anlatılamaması ve insanlarda vücut, Çal insanında vücut bulması, bulamamasıyla oldu yani. Gerçekteki durum budur ama tabii bu siyasettir. Değişik sokak ağzıyla ya da tevatürle söylenen şeyler vardır. Kimi adaya bunu yorar, kimi meclis üyesine efendim bunu atıfta bulunur ama gerçekte Çal'ın yani sokaktaki genel algı şudur. Üçüncü bir yol istedi halkımız. Öyle bir çıkış noktası aradılar. Şimdi dedikleriniz matematiksel mantığa göre haklı. Fakat sokaktaki tavır önemli değil. Yani o sizin dediğinizle ilgili. Sokaktaki tavır değişim istiyor. Biz alanda gördüğümüz bir değişimden yanalar. Ya artık Sayın Fethi Akçan, tabii bizim arkadaşımız, görüştüğümüz, sokakta gördüğümüzde merhabalaştığımız, telefonlaştığımız bir arkadaşımız. 10 yıldır belediye başkanı. Tabii bir yorgunluk bizim açımızdan yani. Bir yorgunluk olduğu kesin, bir değişime Çal'ın gebe olduğu kesin. Partimizin aday menşeli arkasında birlikte olacağı da kesin. Çünkü Çal 2014'te de beni getirdiklerinde ön seçime evrilmişti hadise. Ama bu dönem
yani tabiri caizse kavgasız, dövüşsüz, patırtısız bir aday tespitine gidildi. Son derece de güzel oldu. Tabii mutlaka memnuniyet noktasında bizim ismimizle ilgili memnun olmayan insanlar vardır. Abilerimiz vardır, ablalarımız vardır. Bizim işimiz birleşe birleşe kazanmak. Durumları anlatmak. Efendim durumu demek. Diğer aday arkadaşları için ben adayım. PM'den geçmiş, resmiyet kazanmış bir adayım. Fethi Bey aday adayı. Yüksel Bey aday adayı. Hakan Bey aday adayı. Mutlaka oradan da bir ama birliktelik sağlanacak ama bir ayrılık söz konusu olacak. Üçüncü belki bir dördüncü yol olacak Çal'da. Bunu altını çizerek söylüyorum. Bir dördüncü yol da olabilir yani. Çünkü toplumdaki Çal'daki nabız bu. Siz de zaman zaman oraya gittiğinizde yaptığınız röportajlarda illaki bununla karşılaşacaksınız yani. Oysal anlamda da bu farkı nasıl kapatacağız? Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu, kült bir oyu var orada. 4.000-4.500 bareminde. Tabii bu genel şeyle de değişebiliyor. Bazen 6.000'e çıkıyor, pik yapıyor. Bazen işte bir söylem oluyor, bir şey oluyor. O seçimlere denk geliyor. 300-500 azalma oluyor ama bizim hedefimiz seçimi kazanmak, birleşe birleşe kazanmak. Yani İyi Parti'nin adayı olması, Fethi Akçan'ın Cumhur İttifakı'ndan çıkması ya da diğer adayın üstünde evrilmesi de biz şunu diyoruz. Gönül ittifakı yapacağız. Gönül ittifakı yapacağız. Yani bu noktada sayıyı kesinlikle 6.000'lere, 7.000'lere çıkaracağız yani. Net yani bu. Benim düşüncem tabii ki orada biz kazandığımızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o TC logosunu oraya yerleştireceğiz. Yüksel Bey bir Çal Belediyesi değil efendim. Yani bugün baktığınızda Bozkurt'ta da TC ibaresi vardır. Merkez Efendi Belediye'mizde var. Babadağ'da var. Serinhisar'da var. Biz de kazandığımızda o ibareyi oraya koyacağız. Yüksel Bey tabii orada söylemesi hem adaya destek noktasında hem bir de aynı kültürden insanlarız. Biz akademisyen kendisi, eğitimci, ben de eğitimciyim. Tabii biz bazen konuları detaylandırırız ama bu hassas nokta. Bu sadece Çal özelinde, Denizli özelinde bir sorun değil. Türkiye özelinde bir sorun bu. Yani bakıldığında yani ben şunu demiyorum kesinlikle Fethi Bey'in öyle bir algısı olduğuna inanmıyorum. Fethi Bey de ister oraya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin TC logosunu koymak ama onu bizzat kendine sorarsanız daha iyi olur. Şimdi biz genel siyasetin dışında biz konuşmamız lazım. Yani bizim iddiamız şu. Bu arkadaşlar 2 tuğla, 3 tuğla getirdiyse biz 5 tuğla getireceğiz. 6 tuğla getireceğiz. Dinamik kadrolarla mücadele edeceğiz efendim. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlık sebebi, anayasada vücut bulan ilkeleri, Cumhuriyet'in değerleriyle ilgili mutlaka görülmesi gereken, olması gereken iç dinamikler olacaktır yani. Eyvallah. Teşekkürler.